Merhaba, iyi günler. Ben Doktor Filiz Aydın, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere gebelikte baştan ve gebelik süresince yapmamız gereken ve sizin de merak ettiğiniz testler hakkında bilgiler vereceğim. Hastayla ilk karşılaştığımızda önce bir kan testiyle başlıyoruz. Kan testinde herhangi bir kansızlık var mı yok mu? Kan testini inceliyoruz. Eğer kan değerlerinde bir düşme varsa, düşük görürsek hastaya erken dönemde ona göre kan ilaçları başlamamız gerekiyor. Artı annenin kanında hepatit B bakmak zorundayız. Bu çünkü bebeğin de doğduğunda kan değerlerini etkileyecek bir problem yaratabilir. Onun dışında annemizin açlık kan şekerine bakmak zorundayız. Eğer annemizin açlık kan şekeri 100 ile 126 arasında çıkarsa bu gebelik şekeri açısından risk yaratabilir. O riskler de daha çok bebekte ortaya çıkan risklerdir. Eğer hastanın erken döneminde gizli şeker riskini görürsek şeker yükleme testine geçiyoruz. Ama ilk baktığımız açlık kan şekeri normal çıkarsa 20 ve 24. haftalarda şeker yükleme testi yapıyoruz. Ayrıca annelerde gizli guatr dediğimiz gebelikte ortaya çıkabilecek bir guatr hastalığı olabilir. Onun için de mutlaka kanda bir TSH düzeyine bakıyoruz. Eğer bu TSH düşük ya da yüksek çıkabilir. Yani biz buna guatr hastalığının az ya da çok çalışması diyoruz. İkisi de gebelikte önemlidir. Çünkü direkt bebeği etkileyen, bebeğin beyin sinir gelişimini etkileyen bir hormondur. Çok ya da az çalıştığını görürsek mutlaka onun tedavisine çok erken dönemde başlamamız gerekiyor. Onun dışında hastadan mutlaka bir idrar tahlili istiyoruz. Çünkü idrar yolundaki enfeksiyon hem erken dönemde veya geç dönemde bebekte erken doğum riskini yaratabilir. Ayrıca idrarda çok önemli bir protein testi yapıyoruz. Eğer bu protein ürü dediğimiz test çıkarsa yine gebelikte hipertansiyon açısından riskli bir gebelik olduğunu ortaya çıkarır. Onun dışında gebeliğin ilk döneminde yaptığımız bir ikili tarama testi vardır. 11 ile 14. haftalar arasında ikili testi yapıyoruz. 16-18. haftalarda üçlü veya dörtlü testi yapıyoruz. Bunlar yine bebekte anomali tarama testi olarak geçer. Ayrıca hastaya 20-22. haftalarda 4 boyutlu detaylı ultrason yaparak bebekteki anomalileri erken dönemde tarama testlerini yapmış oluyoruz. Tüm anne adaylarına sağlıklı ve mutlu süreçler diliyorum.